Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Last Inert oynuyoruz. Bugün arkadaşlar en sevdiğiniz seriye devam ediyoruz. Ekrandan da anlamışsınızdır. Neden Raid Base'ine direkt geldim? Çünkü yanlış Raid Base'ine gelmişim. Videoya başlamıştım aslında. 2. 3. dakikasında öğrendim yanlış olduğunu. Bu arada saçma bir base'di o gelen base'di ama bu da çok da bir farkı yok ama yine güzel şeyler yakalayacağız. Özellikle ATV için parçalar arayanlar için bu raid'de güzel ATV parçaları da var arkadaşlar. Aynı zamanda yine her zamanki gibi krokimiz de hazır. Yeni raid içerisinin içinde kroki çizdim. Size bir tavsiyem, bu player'dan çok çıktığı için arkasındaki sayılar da birbirine benzer olabiliyor. Yani 79-63 yerine, şu anda tamamen uyduruyorum, 78-65 de olabilirdi. Yanlış girerseniz veya son hanesi değişir, 79-65 girersin mesela, öyle bir raid de olabilir. Bu player'lara dikkat edin. Ne olduğunu önce iyi detaylıca bakın, sonra arayın. Bu arada raid hakkında çok sorular sormaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Raid hakkında lütfen tüm detaylar, raid hakkındaki her şey videosunu izledikten sonra soru sorun. Eğer orada yoksa her zaman yardımcı olacağım. Yani orada varsa da yardımcı olurum ama öncelikle videoyu izlemenizi öneriyorum. Çünkü o video için çok emek verdim. Sizler de izleyip like atın. Oradan sorularınızın cevaplarını da bulmuş olacaksınız zaten. Güzel bir video olmuştu. Eksik olan birkaç görev vardı orada sadece. Onlar da basit görevler. Toksik öldürmek gibi, 15 toksik öldürmek gibi görevler. Hala kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Aynı zamanda yorum ve like'larınızı da bekliyorum arkadaşlar. Sezon 7'ye bomba gibi gireceğiz yine. İnşallah güzel zamanda denk gelirse. Güzel zamanda denk gelmezse bile en fazla 3-4 saat röterli bir şekilde sezona gireceğiz. Ama merak etmeyin, sezona benimle giriyorsanız hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Yani Instagram'dan ve YouTube'dan geçen sezonun videolarının altına bir bakın. Özellikle son videolarına. Orada çünkü sormuştum işte sezon sizin için yararlı oldu mu diye. Ya mutlaka bakın, yani ne kadar faydalı olduğunu oradan objektif olarak görmüş olacaksınız. Fazla uzatmayayım, krokimize hızlıca bakalım. C4'e ihtiyacımız yok. Bir önceki videomda da 2 tane C4 yakalamıştım tek videoda. Nasıl yaptığımı da oradan o videoyu izleyerek bakabilirsiniz. Bu arada aynı zamanda C4'ü o gün içerisinde bir kere daha çok inanamayacağınız bir yerden çıkardım. Onun da videosunu çekeceğim. Bir daha tekrar deneyeceğim. Olursa onun da videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar şu kroki işimize bir devam edelim. Bu kroki işini biliyorum, seviyorsunuz. Seven arkadaşlar var. Yabancılardan da bunu görüp Allah Allah bu ne acaba diyenler vardır mutlaka. Zaten son zamanlarda birkaç yabancıdan da mesaj ve yorum aldım arkadaşlar. Bu gerçekten şu anda dünyada bir tek olabilir bu kroki ile raid olayı bir oyunda. Yani böyle oturup da kroki çizmek, bilmiyorum, gerçekten sizin için emek veriyorum. Sizler de like ve yorumda bunların düşüncelerinizi belli edin arkadaşlar. Bu raidimizde 8 tane kutumuz var, şu anda da görüyorsunuz zaten. Bu arada önce duvarlardan başlayalım. Sol kısımda bir 5 haneli birinci seviye duvarımız var. Tek baltayla girebilirsiniz çünkü burası bölme bölme bir yer değil, tek oda halinde. Onun dışında diğer kalın çizdiğim çizgiler ikinci seviye. Buna da yine iron baltayla, demir baltayla giriş yapabilirsiniz. Arka taraftaki iki kutumuz da açık alanda duruyor. Yani direkt gidip ilk olarak onları açabilirsiniz. Açmanızı tavsiye etmiyorum. Soldaki kutuda bir tane benzin. Onun dışında bir tane de boş konserve kutusu var. Sağdakinde de 33 tane pine plug var. İhtiyacınız varsa açabilirsiniz. Onun dışında sağ tarafta bir numarayla gösterdiğim, sağ en aşağı tarafta olan bir numarayla gösterdiğim sandıkta elektronik kart var. Bir tane motor parçamız var. Bir tane ATV tekeri var. Onun dışında bazı malzemeler de var tabi. Şimdi burada açacağımız kutu, yani aslında 4 tane falan açarız diye düşünüyorum. Bir giriş yapalım bakalım, sizler de görmüş olun. Bu arada gerçekten bu kroki hakkında düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Buradan belirtin. Aynı zamanda 1000 aboneye özel şöyle bir olay da yapalım. Yani bilerek tam ilk başlarda söylemedim. Çünkü asıl bizim kemik tayfa kalsın istiyorum. Videoyu böyle 1 dakika 2 dakika açanlar bu arada elenmiş olur. Arkadaşlar soru cevap videosu yapalım 1000 aboneye özel. Sizlerden sorularınızı yorum olarak bekliyorum. Lütfen aynı soruları sormamaya dikkat edin, yorumlara bakın o yüzden. Farklı farklı sorular sorun, ben de toplayayım şöyle iyi bir yani biraz arttıkça sorular, sizlere bir soru cevap videosu çekelim istiyorum. Bu arada
Hedefimiz 1000 değil, 1000'i kutluyorsunuz, teşekkür ederiz ama ya 999'da neyse veya 99'da neyse 999'da da oydu, 1000'de de o. Yani 19.000'de de o. Amacımız şöyle büyümek, sizlere daha faydalı olabilmek. Bu kanalın her zaman bu mottoda gideceğini de unutmayın arkadaşlar. 100 aboneyken neyse ilerleyen zamanlarda da öyle olacak. Hiçbir şeyin bozulmasını istemiyorum. Base'imize geldik. Dediğim gibi şurada 5 kısımlık bir birinci seviye duvarımız var. Arkada 2 tane açık alanda kutularımız var. Bunları açıp da ses yapmayacağız. Bu arada size burada bir taktik de aslında göstermek istiyorum ama birinci seviye duvardan girmeyeceğim. O yüzden taktiği göstermek için şu ikinci seviyeden girmek istiyorum. Bir şeyler deneyeceğim bakalım olursa. Ay boşa vuruyorum ya. Instagram ve Discord linklerini de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan da bizlere katılabilirsiniz. Discord'a bu aralar çok giremiyorum. Şöyle bir durum var. Discord'a diyorum pardon. Instagram'a çok giremiyorum. Instagram bir 3-4 gün daha kapalı olacak. Oradan bu arada sizin çektiğiniz bu kampınızla alakalı, base'inizle alakalı bu oylama olayını da yakın zamanda yapacağım. Yani 10 taneyi bir videoda yaparım. Sonra gelen her 10 taneyi yeni videolarda yaparım. Niye buradan girdim? Çünkü şu kutuyu birazdan siper olarak kullanacağız arkadaşlar. Bu arada neden bu kadar... Geliyorlar. Bu buradan giremiyor ya. Bunu sizlere göstermek istemiştim. Burada kolaylıkla... Hani giremiyordun sen? Giremiyor şu anda. Şöyle bir mesafe bulursam oradan buna vurabilirim. Bu arada diğer zombiler de gelmiyor gördüğünüz gibi. Şu anda halletmiş olduk. Şöyle biraz daha çekelim. Bir tane kutu olduğunda bu şekilde olması lazım pozisyonun. Diğer zombiler size vuramadan kolaylıkla onu halledebilirsiniz. Bu taktiğimizi de göstermiş olduk. Böyle şeyler biliyorum. Hoşunuza gidiyor, seviyorsunuz. Ben de sizlere göstermeye çalışıyorum. Şu floater'ı da şu uzaktan halledelim. Sonra işimize rahatça bakabiliriz. Bu kutuyu en son kıracağım bu arada. Şunu da alalım. Öncelikle şu 5 numaradan başlayalım mı? Burada ATV tekeri vardı ve aynı zamanda iron'lar falan vardı ama şu 4'te yiyecek vardı. Aslında şu 3 numaradan açmam gerekiyordu benim ya. Şuradan yiyecekleri toplamak lazımdı. Bu arada bir tane su getirmiştim. Böyle yerlerde mutlaka su getirin. Çünkü kestikte ihtiyaç oluyor. Hatta açlık durumu da sıkıntıya girecek. Silme işlemi yapamıyorduk pardon. Burada şöyle yapacağız. Aktaracağız abi. 1 numaradan başlayalım. Çünkü şunda daha güzel. Aa spike da varmış. Bak o iki spike da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu aklımdan çıkarmışım. Tabii iki spike ile biraz uzun sürecektir. Bu taktik daha iyi. Burada dediğim gibi ATV tekeri, elektronik kart, bir tane motordan bahsetmiştim. Aynı zamanda yine ıvır zıvırlar burada her zamanki gibi var. Şu telefondan alacağım. Telefondan çünkü eritip bazı malzemeleri yapıyorum. Bunu videosu gelecek, geri dönüşüm videosunda sizlere göstereceğim. Sizler de deneyin mutlaka. Şunu alalım. 20 tane de bundan varmış. Bunları da motor seviyesi atlatırken kullanıyorum. Yakın zamanda güzel bir motor seviyesi atlatma videosu da gelecek arkadaşlar. Onun dışında bak şöyle yapalım. Geçen videoda öyle yapmıştım. Alayım yine. Tamam mı? Başka kutu açtığımızda bırakalım. Çünkü bir aksilik olur. Dönmem gerekir. En azından almadık demeyiz. Şunları bırakacağım artık. Arkadaşlar bu 2 numarayla gösterdiğim kutu. Bunda da 3 tane kit ve ATV tekeri vardı yine. Bunu da açalım. Evet dediğim gibi ATV tekeri 3 tane de kitimiz vardı. Onu da almış olduk. Bu arada zombi durumu ne? Zombi gelen giden yok şu anda. Buradan şu boş şişeyi koyacağım. Başka ne alabilirim diye düşünüyorum. Gelmiş delikanlı. Şu anahtarı alalım ama ben bu anahtarı çok seviyorum. Bir tane ama gerçekten bir taneye değer mi? Ne yapsam diye düşünüyorum. Yani şunları almak daha mantıklı olur. Buradan boltu alalım. Ama bu bir tane de şununla değiştirebiliriz ya. Çok balta kullanmayacağız gibime geliyor. Arkadaki kutular boştu. Şu anda kalan kutu sayımız 4 tane kaldı. Şunu açarsak bunda da
kumaşlar falan, iron falan olayları var. Burada başka açabileceğimiz şu 5 numarada bir tane ATV tekerimiz vardı. Aynen 5 numarayı açacağız. Bakalım, bununla da bir tane ATV tekerimiz var. Bir tane de silahımız var. Bu arada biri vurdu zannettim ya. Niye bana böyle oluyor? Garipten sesler duymaya başladım. Şu 5 bantı ekleyelim. Yani aslında lazım olan malzemeler şu anda, bölgeyle alakalı çalışmalar yapıyorum. Alabilirim de çok emin de olamadım. Şuradan bir tanesini alacağım ya. Şu tekerleri kullanmayacağım. Aslında tekerler önemli. Stil yapıyordum onlardan. Bir şeyler yapacağız ya. Yani karışık da olsa alacağım bir şeyler. Başka nelerden vazgeçebilirim diye düşünüyorum. Şu zombiyi de çekeyim, aslında gelmişler ya. Ben de diyorum yani, bir telefonda bir sıkıntı olmaya başladı. Çünkü şu anda bu tarz şeyler yaptığınızda oyun ara ara hatalar veriyor. Çünkü oyunun açığı bunlar. Aslında kullanmayı çok da önermiyorum ama sizlere en azından silah olmayanlara birkaç paydamız dokunsun diye göstermek istedim. Normal buraya gelsem beni biliyorsunuz, bir huyum silahla direkt pataküte giriyorum genelde. Ama silah olmayanlar için bu da iyi bir taktik. Bu arada benim de silahım yok artık. Ve açlık durumu sıkıntıya girdi. Birazdan o sandığı açmam gerekecek. Bu da ne kadar seriymiş ya. Şunu biraz daha çekeyim. Gel biraz daha, hadi. Şöyle serice öldürmem lazım, yoksa açlıktan gidecek birazdan. Yani böyle yerlere baktığınızda burada düşünürken acıkma ve susama durumu çok sık olabiliyor. Bu yüzden önerim, yani bir yemek veya iki yemek, zaten yemeği şey olarak da kullanabilirsiniz. İki yemek ve su yanınızda mutlaka getirin. En azından kitten tasarruf olmuş olur. Bunu da halledeceğim, hemen açtığımı yatıştıracağım. Şu sandığı da açtıktan sonra zaten buradan yol alabiliriz yavaştan. Şu anda o kutuyu açtığım için arkadaşlar rahat rahat girebilecek zombiler. O yüzden artık dikkat etmem gerekiyor. Ses yaptığımda yapmayacağız tabii, ama yaparsak da bu konuya dikkat etmemiz lazım. Burada da yiyecekler vardı. Siz bir yandan açarsanız, yani benim 3 olarak işaretlediğim, haritayı tekrar vereyim, 3 olarak işaretlediğim yerden açarsanız 4 numaradaki yiyecekleri alıp buraya hiç yiyeceksiz gelirsiniz. Tamam mı? Oradan da ya da kitmit bandaj falan da getirmezsiniz. Oradan bu açığı kapatabilirsiniz. Şunu şöyle ilave edeyim. Şuraya da 20'liği alalım. Bu arada daha motora gideceğiz. Yani kendi motorumuzdan bahsediyorum tabii. Oraya da stoklarımızı koyacağız. En azından daha fazla eşyalı. Buradan ayrılmış olacağız. Şu kısım boş. Bazılarında tabii, genelde pick-up'lar boş oluyor ama bazılarında da dolu olma ihtimali var. Kontrol etmeden gitmeyin derim. Yani şundan tahminim 3-4 ay sonrasında bütün yani çoğu base, en azından çoğu raid kanalımda olacak. O yüzden daha rahatlayacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü krokileri ve nelerin nerede olduğuyla alakalı her şeyi bu videoda net öğreniyorsunuz ya. Bence yani bunu ben daha önce başka birinde görseydim gerçekten bir hasta olurdum yani. Bu olay çok önemli çünkü. Benim de nereden aklıma geldi bilmiyorum ama kendim bu raidleri önemsiyordum. Kendim önemsiyorsam arkadaşlara da birkaç bir şey göstereyim diye bu olaya girdik. Şurada kumaşlar falan vardı, iron falan vardı. Alacak mıydık iron? Yok, gerek yok ya. Şunda da arkadaşlar odun falan var, böyle vasat şeyler var. O yüzden açmıyorum. Yani buradaki sandıktakiler ondan kat ve kat daha iyidir diye düşünüyorum. Şunu alalım. Başka buradan herhangi bir şey almayacağız. Bu arada su olayına gerek yok ya. Bunu açmadım. Yine onu açabilirim ya aslında. Şunu alacağım. Bu da modifiye için yakın zamanda kullanacağım.
Şu zaten çöp etmişim. Abi bir tane daha açalım ya. Şunu alayım. Yani şu anda iyi durumda mıyız? Bence gayet iyi ve yeterli. Bu raid de bu şekilde oldu. Aslında silah falan bulamadık. Tabii siz asıl istediğiniz şeyler silah olsun, zırh olsun veya güzel şöyle ilginç eşyalar olsun istiyorsunuz. Mesela head sensör ya da elektronik kart burada aldık gerçi. Ama bunları da kesinlikle küçümsemeyin arkadaşlar. Bunlar da temel ihtiyaçlarınız, kullandığınız, sürekli kullandığınız şeyler. Burada aslında yani uzun süre enerji harcayarak elde edebileceğiniz eşyalar var. Bilginiz olsun. ATV tekerleri en azından çok önemli. 3 tane buradan yakalamış olduğunuz zaten sayı olarak da çok fazla istemiyordu. 3'ünü buradan yakalamak gerçekten güzel. Şöyle düşünün, 3 tane motorun önemli eşyasını buldunuz. Şu anda çoğunuz motor yapıyor diye söylüyorum. Aynı zamanda elektronik kart da önemli. Şuradan 20 tane rubber ve 20 tane de ball bearing çok önemli malzemeler. Motor için bayağı sizi ilerletecek malzemeler. Arkadaşlar motor olayını yapmak istemiyorum aslında. Şu anda göstermeme çok da gerek yok yani. Ama siz yapabilirsiniz. Ben aslında yapamam daha doğrusu. Çünkü bu bölgeye gelip yanlış bölge olduğunu anladığımda haritadan çıkmak zorunda kaldım. İsme bakmak için. Eğer direkt buraya geldiyseniz, hiç bu bölgeden, şu yeşil alandan dışarıya çıkmadınız veya buraya geldikten sonra oyundan çık sonra yapayım raidimi demediyseniz, motorunuzun eşyalarını koyun abi. Böyle 7 tane çantam var ya benim, 7 çantamı da koydum. Zaten bir sonraki raidde uygulamalı olarak anlatırız. Kötü olsa bile anlatırız raid. Şuradaki spike'larda ölebilirsiniz veya zombilerde ölebilirsiniz. Veya daha yeni bende olduğu gibi açlıkla kendinizi imtihan edip en sonunda ölürsünüz. Direkt motorunuz bölgenizde oluyor zaten. Motorunuzdaki arka cepleri bölgenize boşaltıp bu alana tekrar gelebiliyorsunuz. Bir sefere mahsus. Bunu da yaparak yani en azından faydası olur diye düşünüyorum. 7 cep fazladan eş. Arkadaşlar raidimizi tamamladık. Size daha önce raiderlerle bu rüşvet olayını tam anlamıyla bir video çekmiştim. Bütün eşyaları denemiştik. Yine ona benzer bir en azından bu raid içinde bazı eşyaları deneyelim istiyorum. Yani mümkün olduğunca bir an önce kabul ettirmeye çalışalım. Ondan kastediyorum, şu alüminyumları genelde kabul ediyorlardı. Yine aynı şekilde oldu arkadaşlar. 7 tane oradan almıştım. Bunu aslında 20 olmadan almak istemiyordum normalde, yer kaplatmayayım diye, ama burada sırf bu raid olayında direkt kabul etmesini göstermek için yaptım. Bu arada 3 taneyi de kabul edecek mi? Hayır, 3 tane de fena değil dedi. 4 tane de kesin kabul ediyor ama. Motoru deneyelim mi de? Motorda sıkıntı var. Kalıpları bu arada benim bu raiderlara rüşvet olayında videomda izleyebilirsiniz. Bunu da kabul etmiyor. Telefona da yine hayır diyor. Bu o videoda bütün eşyaları denemiştik. Hatta ilginç eşyalar da denemiştik. Aslında çöp yanımda olsaydı çöpü denerdim. Şurada var mıydı acaba? Yani burada alüminyumu bekletiyordum. Bir durum olursa diye. Kiti kabul ediyorlardı arkadaşlar. Ama bunda 3 kite çok da razı olmadı. Yani şunlara da aslında hayır demiyorlar. Aslında ben bunu vereceğim ya. Yok, 5 tanesini de istiyor. Bunun 5 tanesini de vereceğim. Tarıtlardan çıkıyor bu malzeme. Fazlasıyla çıkarıyordum. Bunları gözden çıkaracağım abi. Yani bu raid için bunları da gözden... Yani aldığım malzemelere bak. Şuradaki bütün malzemeleri oradan aldık. Verdiğim malzemeye bak. Çok çok iyi durumdayız. Şöyle gönderiyorum. Şu metinde anlaştık anlamına geliyor. Hemen akabinde ne yapıyorum? Her zaman yaptığım, sizin çok merak ettiğiniz olayı yapıyorum. Şöyle çok da detaylara girmeden gidelim. Radyoya gelip hemen raiderları buluyorum ve tekrar çağırıyorum arkadaşlar. Yeni görevlerime de bakacağım. Bu arada soru cevap olayını unutmayın. Sorularınızı bekliyorum. Şöyle yani sorularınız ne kadar çok soru olursa o kadar çabuk video gelir. Bilginiz olsun. Yani oyun hakkında sorular sorabilirsiniz.
yani başına veya sonuna soru cevap videosu için falan yazabilirsiniz oyun hakkında soracağınız soruları. Yani normal hayatımla alakalı sorular olabilir. Bu arada görevlere bakalım, zor bir görev var mı? Bu arada toksik görevi geldi arkadaşlar. 15 tane toksik öldürmemi istiyor. Kırmızı ormana gideceğim, 15 tane hemen bir anda yapacağım yani. Bir de kayalığa giderim, taşlığa giderim. 20 tane kit yapmamı istiyor. Çok kolay bir görev. 60 tane bandaja ihtiyacımız var ve onun dışında alkole ihtiyacımız var. Bir tane full taktikal set yapmamı istiyor. Bu da sevdiğim görevlerden biri. 5 tane tarot öldürmemi istiyor bunkerda. Bunu da yapabilirim. Aynı zamanda burada da farmda mavi chest'i açmamı istiyor arkadaşlar. Yine kolay görevler geldi. Bunları da yapacağız. Yeni bir raid videosu yakında arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoya yorum ve like'larınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.